Oh be. Kuş gibi hafifledim vallahi. Sanki evlendik bitti. Aynen. E bak sonunda benim dediğime geldin. E artık kocanın sözünden çıkmazsın herhalde. Yok artık daha neler. Ben seninle aşık olduğum için evleniyorum. Yoksa hayatın sorumluluklarından kaçmak için değil. Kendi kararlarımı kendim verebiliyorum. Aa, çok güzel başladık yine. Sen başladın yine. Balık mıyım ben 3 saniye önce söylediğini unutacağım? Ne söylemişim ya 3 saniye önce? Oho, sen daha ne söylediğini hatırlamıyorsun az önce de. Bir de benim yerime kararlar verecekmişsin. Ya anlaşıldı. Sen ne işimiz var ya bizim? Vallahi evlilikle emekliliği karıştırma. Ha. Yani sabahtan akşama kadar devlet memuru gibi mesai diyorsun ha? Sen onu 7/24 gibi düşün. Peki Beşiktaş maçlarında mola verebiliyoruz mu? Maalesef ya, öyle yapamıyoruz onu. O zaman ben şu deli raporunu bir daha düşüneyim madem. Düşün vallahi. Daha 3 günün var. Beni düşüneceğim kız. Böyle kararsız olsam gün almam değil mi? Ya bırak Allah aşkına. Sen önce bir şeyleri yapıp sonra düşünen bir insansın. Sanki ben seni bilmiyorum. Ha ama bak onun benimle alakası yok. Onun benimle... O tamamen soya çekimi. Ya mesela benim annemle babam da beni önce yapmış, gerisini sonra düşünmüş yani. Benimle bir durum yok yani, benlik bir durum yok. Tamam yani. Anladım. Ya anne babamın... Ya tamam. Şey... Aman Niko. Sakın düşme. Tamam da düşecek zaman oldu. Hadi. Sapkasız benzemesin al şunu. Baba şunu hareketlere bak. Dur ben şunu iteyim de kurtul bak. Saçmalama. Gerçi arabayı kullanıyor. Ne yapıyorsun aslanım? Şapkam düştü. Nasıl düştü? Ne yaparken düştü şapkan? Dur Serkan dur çok az kaldım. Lan oğlum abuk subuk. Kusura bakmayın ya. Abuk subuk hareketle millet arkana bakıyor. Bilmem ne rezil misin nesin ya? Aldım aldım. Lan bir tut. Rezil herif ya. Hadi gidiyorsun. Hesabı öde. Bu arsanın artık kaydı yok. Daha doğrusu artık öyle bir arsa yok. Nasıl yok? Arsa denize kaymış gitmiş. Nasıl ya? Şaka mı bu? Burası devlet dairesi hanımefendi. Devlet kadar ciddiyim. Şaka yapar bir hali mi var hiç? İyi de güzel kardeşim. Arsa denize kaymış diyorsun lan. Yani tersanede gemi olsa anlarız da yani arsa nasıl kayıyor denize laf. Siz ne mezunusunuz? Coğrafya dersi görmediniz mi? Toprak kayması diye bir şey var. Hiç duymadınız mı? Kardeş. Şevkat. Deniz kıyısında erozyon bana çok ilginç geldi. Bu olaya yalı yer derler. Deniz kayaları alttan oydukça yukarıdaki katman dökülür, denize karışır. Aa anladım tamam. Anladım. Denize kaymıştım. Anladım. Ya yani, gırtlağa kadar suyun içinde arsa benim. Tamam çok güzel ya. Ben oradan güzel güzel artık dalar kum çıkarırım ya. Nasılsa benim. Ne yapalım? Atlantis'te arsamız var deriz. Mesela, mesela. Denize gidip bakalım. Gidin tabii. Denize bakıp çay içersiniz. Yok. Ben halk plajı yapacağım oraya, kamuya açık. Kapısına da tapu memuru giremez yazacağım, o şekilde yapacağım. Bakalım. Hadi. Kolay gelsin. Ya ya, bence çok da önemli değil yani. Kolay da gelmeyebilir. Gel hayat. Gelsin emmi. Sağ olasın, hoş geldin. Hoş gördük. Ya şimdi biz bir arsa bakmaya geldik de buraya. Buradan önce tapu dairesine uğradık. İşte arsa denize karıştı falan filan dediler de var mı bunun aslı astarı ya? Var var tabii. Şu yoldan öbür tarafta 20-30 metre vardı ama deniz aldı gitti. Vay anasını ya. Sabile anaya bak. Kadının arsası bile denize karışmış ya. İsterseniz göstereyim, görmek ister misiniz? Olur. Şuradan 1/2 kilometre solumdan. Sağımdan da 1/2 kilometre sayı şeridi vardı. Deniz aldı gitti. Buralar top sahasıydı. Top oynardık buralarda. Futbol sahası da vardı. Ben şahsı oynuyordum. Çok çalıma kaçırdım ama ip gibi dizerdim vallahi. Hiç unutmam.
Bir gün sinyal cam vardı, buraya geldi arabayla. Tamam emmi, şu bizim arsayı bir... Az sabret. Acele etme evlat, geleceğim o konuya. Amatör bir takımla maç yapıyoruz. Ben fırtına gibiydim. Sağa sola, çalım üstüne çalım atıyordum. Kaleciyi de yatırdım ağlara. Sinyor Can vardı, indi arabadan, alkışladı beni. Ya emmi çok güzel. Bak tamam, Halit Kıvanç gibi kaptırdın, anlatıyorsun da... ...ya şu bizim arsa işini bir... Birader, bana sinyor diyorlar. Ben sinyorsam sen de baronsun dedi. Efendim baba. Alo oğlum. Ben ölüyorum. Ben ölmeden. Acil gel. Baba? Baba ne oldu? Baba ne oldu? Kapatma telefonu. Bir dakika sakin ol. Baba. Sana söyleyeceklerim var. Baba. Baba. Bir de bombacı Bekir var. Aman gözünü seveyim artık, girme bombacı Bekir'e. Vallahi bak benim kalbim kaldırmaz o kadar, lütfen. Zaten benim kalbim durdu duracak sevgilim. Gidelim mi artık ya? Valla gidek ne bak yani, gidek bari. Neyse, emmi sağ olasın ya. Aa, bizim lan. Araba demiyor. Hey, ne yapıyorsun ya? Dur lan! Hey. Araba gitti. Hayır, lava tuttuğun araba gitti ya. Bende uygulama var, nereye gittiğini görebiliyorum, takip edelim. Araba lazım Baron, var mı sende? Var var, şuradaki mavi araba benim. Al kovala. Aldım gitti. Hadi, hadi, hadi. Dur, dur, sen koşma. Selamun aleyküm İmam Efendi. Az önce beni babam aradı. Ben Mülayim. Eşref abinin oğlu. Bana ölüyorum dedi, çok kötüyüm dedi. Ben şimdi yoldayım İmam Efendi. Ya Allah rızası için gidip bir bakın ne halde bilmiyorum. Hem İmam Efendi. Tamam, tamam. Tamam Niko, bak böyle dümdüz gideceğiz, tamam mı? Sakın kaçırmayalım ama. Tamam, tamam, merak etme. Çok mu ileride bizden? Yani... Çok hızlı gidiyor. Arabayı yakalayamazsak hayatımızın en pahalı futbol maçını dinlemiş olacağız. Ulan herife arsa sorduk, herif bize arsa maçı anlattı ya. Hiç hatırlatma, kabus gibiydi ya. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.